1 Şubat, 7 Şubat değerli kova burçları. Bu hafta nasılsınız? Umarım her şey iyidir, keyiftedir, huzurdadır, mutluluktadır. Sevgi ve mutlulukla kalın tabii ki. Saygıyla kalın, aşkla kalın, parayla kalın. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Ve Akkaya Official Instagram sayfam günlük yorumlarımı takip edebilirsiniz. Çok çaba sarf ediyorsunuz ve her şey elinizde kalıyor. İsyankar ruhunuz, başkalarına söylediğiniz her şey kolay oluyor ama kendinizde söylediğiniz hiçbir şey ilerlemediği için. Yani işte olsun, parasal olsun, her şey böyle tam oluyor gibi oluyor, yarım kalıyor. Tam toparlıyorum diyorum, yarım kalıyor diyorsunuz ya. Bu hafta bunun çok zorluğunu yaşayacaksınız ama Perşembeden sonra bu zorluk geride kalacak. Daha şanslı, daha bereketli ve daha kendinizi huzurlu hissedeceğiniz, kalıcı işlerle ilgili diyaloglarınız, yeni anlaşmalar devreye girecek. Yakın arkadaşlarınızla sorumluluklarınız bir süreçte daha verimlilik kazanacak. Yani anlayacağınız, bu hafta biraz eğilip büküleceğimiz ama Perşembeden sonra çok güzel şansların size hakim olacağı hafta söz konusu olacak. Parasal anlamda yatırımla ilgili planlar olan, maddi anlamda zora biriktirdiğim bir para var. Ne yap? Bu kalsın biraz daha, dolar ya da altındaysa devam etsin. Sonra bu parayla ilgili ne yapmak istiyorsanız doğru bir süreç diyorum. Ortaklı iş yapan kova burçlarında biraz maddi kayıpları ve ortaktan kaynaklı gerginlikler söz konusu olacak. Bu hafta bunun gerginliği söz konusu. Özellikle diş eti iltihaplarınız, dişle ilgili ağrılarınız, 20'lik diş ya da kaplamalarınızla ilgili gece ağrılarınız söz konusu olacak. Mutlaka ihmal etmenizi istemiyorum. Uzun süredir ertelediğiniz bir şey ve yakın gözlüğünüzle ilgili sıkıntınız var. Bunu toparlamamız lazım. Farklı iş alanında kendini teknolojik alanda kendi işinizi yapmak isteyen ya da teknolojik alanda çalışan bazı kova burçlarında güçlü bir değişime, yer değişimi ve yurt dışı, özellikle istediğiniz ülkeye gitme gibi bir enerjiniz var gözüküyor. Bunlar doğru bir süreç. Devlet ya da kurumsalda çalışan hayatınız aynı rölantide devam edecek. Evet, orada şans faktörleri, yenilikler söz konusu olacak ama maaşınıza değil, yerinizin rahatlığı ve alandaki insanların yorgunluğunu hayatınızdan çıkartacaksınız. Büyük işleri bitirmiş olacaksınız, problemlerinizi bitirmiş olacaksınız ama tek sorun ne olabilir değerli kova burçları? Çok yorgunsunuz. Artık insanların yaptığınız iyiliklerin karşılığını almak, bu aileniz, çevreniz, eşiniz, çocuğunuz. Yani kime elimi atsam herkese iyilik yapıyorum ama karşılığı bu olmamalı dedi. Bu hafta bunları öğreneceksiniz. Bunları öğrendiğinizde de 9 Şubat, 10 Şubat'tan sonra hayatınızda çıkartmanız gereken insanları belirleyip yeni bir yön arkadaşlığı sağlayacaksınız. Bilgisayar sektöründe çalışan bazı kova burçları, yani mühendisi olabilir, başarılı bir noktada olabilirsiniz. Yükselme mertebeniz yükselecek olarak gözüküyor. Ailenizle alakalı çözülmesini istediğiniz bir bina ya da üçüncü katlı, 3 numaralı bir daire ile alakalı bir satış gerçekleşecek. Bu da sizi maddi olarak rahatlatacak gözüküyor. Sinirleriniz yıprandı. Hak veriyorum. Sinirleri kontrol etmemiz lazım. İlişkilerde istemediğiniz laflar, istemediğiniz sözler, özel hayatınızla alakalı kişilerle anlamsız ifadeler kullanacaksınız. Bu sizi yorabilir. Ama şöyle söyleyeceğim, hafta sonu çok keyifli ve güzel geçecek. Kahkaha atacaksınız, mutlu olacaksınız, dingin uyar. Psikolojinize çok iyi gelecek, enerjiler yükleyeceksiniz. Bir dahaki hafta daha verimli başlayacaksınız. Sadece bu hafta biraz stres ve gerginlik olabilir. Ailenizin özellikle yapmak istediği parkeler, yeni bir parke oluşturmak, parkeden su sızıyor olabilir. Bunlarla ilgili altyapı oldu. Evinizle ilgili altyapıda sıkıntı olabilir. Dış cepheyle alakalı sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Bu dönem bununla ilgili koşturmalar evresi ama aslında iş kapısı sağlam olanlarda güzel değişim. Ve iş yerindeki gereksiz insanların sizi sinirlendirmesine izin vermeyin. İşinize konsantre olursanız çok büyük bir başarı ve aydınlanma var. Güzel sanatlarla uğraşan, resim, müzik, dans işinde uğraşanlarda büyüme, daha kendinizi daha ön plana çıkartma, daha farklı işler ve kendinizle alakalı planladığınız noktada devam edeceksiniz. Spiritüel danışmanlık üzerinde eğitim alanlar, yaşam koçu, bir enerji eğitim alanlar için fırsatlar, yeni iş kapıları, oluşumlar söz konusu olacak. Eğer eğitim konusunda da yüksek lisans ya da tamamlamak istiyorsanız bununla ilgili fırsatlar hayatınız, kapınıza gelecek. Bunları değerlendirmeniz gerekiyor değerli kova burçları. Hem iyi hem kötü ama sonunda kendiniz kazanacaksınız ve mutlu olacaksınız.
Ve hak eden değerli insanları hayatınızda tutacaksınız, hak etmeyenleri çıkartacaksınız. Allah'a emanet olun, mutlu kalın, her şey istediğiniz gibi olur umarım.